Evet, bugün sizlerle femur dislokasyonu ile alakalı bir olgumuzu paylaşacağız. Olgu Engin Özakın hocamızın icapçı olduğu bir günde gelen bir olguydu. Gelin isterseniz hep beraber hem bu olguyu değerlendirelim hem de femur dislokasyonu ile ilgili ve prosedürle ilgili videomuzu birlikte seyredelim. Hastamız 26 yaşında motosiklet kazasıyla bize geldi. Hastamız travma odasına alındı. İle travma yaşam desteği protokollerine göre muayenesi yapıldı. Femur iç rotasyonda, fleksiyonda ve adüksiyondaydı. Tabii bu muayenesinden sonra biz hemen aklımıza kalça çık geldi. Grafileri görüldüğü üzere asede bunun da kırık ve posterior rimine uzanan bir kırığı mevcut. Posteriore disloke olduğu görüldü femur başının. Grafiden sonra hastaya iyi bir sedyo analizi yapıldı ve ALIS yöntemiyle redüksiyonu başarıyla tamamlandı. Evet, femurun posterior dislokasyonu ile ilgili bazı temel bilgileri gözden geçirelim şimdi de. Öncelikle kalça ekleminde ligaman ve kas yapılarının desteği çok güçlü olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla kalça ekleminin disloke olabilmesi için çok ciddi bir travmaya maruz kalması gerekir hastanın. Ve bu şiddetli travmanın da hayatı tehdit eden diğer sorunları yaratabileceğini unutmamak lazım ki hastaların genel ileri travma yaşam desteği kurallarına göre baştan aşağı değerlendirilmesi esastır. Beraberinde %88 oranında eşlik eden bir fraktür vardır. Dolayısıyla bazı fraktürler redüksiyonun yapılabilmesini güçleştirebilirler. Ciddi fraktürleri olan, asetabolumu etkilemiş olan fraktürler ortopedi konsültasyonu gerektirir. Mekanizmasına bakacak olursak genellikle fleksiyondaki diz eklemine direkt darbe gelmesiyle meydana gelen bir dislokasyondur. Darbe anında da diz fleksiyonu ne kadar fazla olursa olgularda görülen fraktür oranında o kadar düşük olduğu rapor edilmiştir. Bu olgularda dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de posteriore doğru olan dislokasyon sebebiyle o bölgeye çok yakın uzanan siyatik sinirin hasara uğrayabileceğidir. Ki olguların %10-14 kadarında siyatik sinir hasarı bildirilmektedir. Ayrıca femur başının avasküler nekrozu da nadir olmayan komplikasyonlardan bir tanesidir. Bu sebeple femur dislokasyonları ne kadar erken redüksiyon yapılırsa o kadar az femur başı avasküler nekrozu gelişmektedir. X-ray olarak standart anteroposterior pelvik X-ray'lerin çekilmesi yeterlidir. Fakat tiplendirme için lateral ve oblik grafiler ihtiyaç duyulursa çekilebilir. Redüksiyon yöntemleri arasında da en sık bilinenleri Stinson, Ellis ve son olarak da gündeme gelen Whistler yöntemidir. Biz burada sizinle Ellis yöntemini daha ayrıntılı olarak konuşacağız. Olgumuzda birazdan uygulamasını göreceğiniz, hastanın sırt üstü yattığı ve bu esnada kalçası bir uygulayıcı tarafından sabitlenirken çıkık olan femurun bir uygulayıcı tarafından 90 derece kalça ekleminden fleksiyona getirilip yukarıya doğru aksiyel traksiyon uygulanması ve aynı esnada femura internal ve eksternal rotasyon yapılarak femur başının yerine oturtulması işlemidir. Prosedüre başlarken hasta bilinçli ise işlem anlatılır ve mutlaka onayı alınır. İşlem öncesinde nörovasküler muayeneyi tüm hastalarda yapmamız son derece önemlidir. Aynı işlemi işlem sonrasında da tekrarlamamız gerekiyor. Bu dislokasyonun redükte edilmesi hastalar için son derece ağrılı olduğundan tüm hastalara uygun dozda sedasyon analjezi uygulanmalıdır. Ellis, Stimson ya da Whistler prosedüründen herhangi bir tanesi seçilebilir. Biz burada sizinle Ellis yöntemini paylaşacağız. İşlem sonrası mutlaka nörovasküler muayene tekrarlanmalıdır ve bacakların arasına abduksiyon yastığı olarak adlandırdığımız eklemin, kalça ekleminin adduksiyona gelmeyecek şekilde sabitlenmesini sağlayan bir yastık mutlaka işlem sonrasında yerleştirilmelidir. Kontrol X-ray'i ve sonrasında da hastaların yatışı planlanır.